ele geldiniz ama o görüntüyü alamadık biz. Bir daha bir yer ele bir hiçbir zaman ayrılmayalım. Çok teşekkür ederim. Ayrılmayın diyelim efendim. Neler söyleyeceksiniz bu gece için? Güzel bir gece hazırlandık. Geldik işte içeride arkadaşlarımız, dostlarımız. Tabii ki bu kadar güzel ve önemli bir gecede onları yalnız bırakmayacaktık. Karnaval ailesini bu akşam. Onlarla beraberiz. Keyifli bir gece olacak. 2009'un sonunda brolandık ama 2020'de neler geliyor? Valla biraz önce kimi uğurladınız burada? Sinan. Evet, Sinan'la telefonun geleceğinden haberim yoktu. Gördüm arabadan inerken. Çok hızlı başladı 2020 benim için. Çağrı için de öyle. Onun da bu ara simülatörleri çok yoğundu ve kaptanlığı geliyor artık. Hızlı başladık 2020'ye. Biraz yorucu ama çok keyifli. Sağlık olduktan sonra, mutluluk olduktan sonra en değerli şeyler onlar bizim için hayatta. Birbirine aşk dolu bakan iki çift aslında. Bu aşkı nasıl yapıyorsun? Hiç Çağrı aşk dolu bakmıyor. Ben aşkı Çağrı bakıyorsa, böyle bakıyorsa. Çağrı Bey. Ayıp yok olmadı abi. Mı birazcık şimdi? Birazcık serzeniş de var ama. Top atlama yok. Ben güzel bakıyorum. Yırtayım diye. Yok yok. Güzel evet, bakıyorum. Güzel ben bakar, için. Güzel sever. Hemen şunu sormak istiyorum. Hediyelerde çok konuşuluyordu zaten ama bundan sonra daha bir üst hediye var mı? Sıra bende görürsünüz. Sıra kaptanlığı geliyor sıra bende. Uçak mı alacaksınız? Ben... Yok daha neler. O kadar değil. Kaptan en güzel hediye olur aslında. Bir jet, bir uçak. Çok küçük bir şey. Pırpır uçak. Çeşitli. Ben bilmem. Sen kendi kendine devam edersin. Ben hayatta bilmem. Bindiremiyoruz ki. Tek çok motorlu uçağa binden. Zaten ama normal uçaktan da... Ama sevdiğiniz de var. Şimdi daha kötü bir bence olmaz daha... mı aslında? Hiç öyle olmuyor ya. O ayrı yani uçak korkusu ayrı bir şey olmuyor. Abi el titremeye başladı ya. Uçak deyince ben bir şey tuhaf olduğum için... şu bu aralar tabii ki daha iyiyim uçağa binmede. Evet artık yendim. Ben de bir tedavi sürecinden geçtim. Bu bilinçaltı sildirme, hafıza sildirme bir 6-7 seans ben de gittim. Gerçekten işe yaradı mı? Yaradı. Neler silindi başka uçaktan yani, başka? Başka bir şey sil... Ya, bir şey silinmiyor zaten silinmeye de işte o korkunun esas sebebi işte açığa çıkıyor. Başka korkular da hani tetikleyebiliyor. Alakasız bir şekilde gündelik hayatınızda mesela uçak korkusuna dönüşüyor. Nedenini öğrendiniz mi peki? Benim bir sürü neden çıktı. Kontrolü kaybetme korkusu çıktı bende. Hiç mesela sorsam... Aslında tam bir kontrol manyasınız aslında ama. Evet. Yani hani bilmiyoruz ya içeride ne olup ne bitiyor. Hani çaresizce arkada oturuyoruz. Herhalde biraz o durumu ben böyle. Ama son zamanlarda çok şükür uçuşlarım çok güzel gidiyor. Maşallah deyin ne olur. Çok maşallah. Çok büyük yani değilsin. Kendim için çok önemli bir adımdı bunu aşmak ve atlatmak. O yüzden çok mutluyum. Bir korkunuzu atlattınız ama şimdi... Türkiye'ye sığınıyorsunuz, dünyaya açılıyorsunuz. Evet. Bunun için neler söylüyorsunuz? Çok çok uçmam gerekecek. Evet. Evet, bu da tabii son işte 2019 dediğim gibi güzel bir yıl oldu benim için. İki ayrı dünya çapında proje bizi çok heyecanlandırdı ve çok mutlu etti. Devamı da gelecek. Önce Romanya'ya gidiyoruz biz. Ondan sonra da bir Amerika yolculuğumuz olacak. Herkes Ece Seçkin'in adını ezberleyecek. Avrupa'da, dünyada. Amaç umarım... bu mu? Umarım. Yo amaç bu değil. Amaç ama Türklerin de ne kadar dünyada başarılı olabileceğini aslında göstermek. Amaç bu. İçeride bayağı kıyamet kopuyor yavaş yavaş. Gidenler var ama sonrasında pek fazla da aslında istedikleri ritmi de yakalayamadılar. Siz bu ritmi rayına oturtacak mısınız? Yani o yüzden başlangıç çok önemli. Yani benim bu aslında sadece Enrique Iglesias'la düet olarak bakmak değildi. Oradaki o bağlantılar, onların bizi bulmuş olması, aynı şekilde bu bahsettiğimiz Hollywood filminde yer almak, bunlar bize önemli bağlantılar getirdi. İlk adımı doğru atmak bence burada önemli olan. Yoksa bize de bir sürü hani Avrupa'dan, Amerika'dan teklifler, mailler geliyor ama biz bize en uygun olanı değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden bence ilk adım önemli. Umarım çok yaklaştım, onu hissediyorum. Bunlar ilk adımlarımdı. Devamı da gelecek inşallah. Peki efendim çok...